Açıkça söylemek gerekirse, MHP, iyi hiç bu kadar istekli ve hareketli, yine hiç bu kadar geniş kadroyla sürekli sahada görmemiştik. Anlaşılan o ki, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, bir yandan MHP Genel Merkezi ile diyaloğunu sıkı tutarken, bir yandan MHP teşkilatlarını harekete geçirip milletvekilleri desteğiyle sahaya çıkardı. Bu tempo geçen yaz, pandeminin zor günlerinde ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programlarıyla sürdü. Ramazan süresince devam eden yüksek tempo bu yazda hiçbir haftayı boş geçirmeden sürüyor. Buna eski adı Kadın Kolları olan Aile, Kadın ve Engelliler Komisyonu da dahil. MHP'li kadınlar da bugüne kadar görülmemiş organizasyonla hem sosyal politikalar üretiyorlar hem ev ziyaretleri yapıyorlar. İşte böylesine giderek yükselen siyasi tempoda MHP Bursa teşkilatlarını heyecanlandıran yeni bir hazırlık başladı. Çünkü MHP Genel Merkezi tarafından 2023'e doğru aday belli, karar net sloganıyla planlanan mitingler zincirinin ikincisi Bursa'da yapılacak. Üstelik miting tarihleri de kentlerin tarihleri ile özdeşleşen en özel günlerde planlandı. Programa göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mitinglere Sivas Kongresi'nin 103. yılı olan 4 Nisan'da Sivas'tan başlayacak. Cumhuriyete giden yolun açıldığı ve kurtuluş mücadelesi için ilk adımın atıldığı Sivas'ta yeni dönemin ilk mitingi yapılacak. Bu mitinge, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat teşkilatları da katılacak. İkinci miting ise, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. 11 Eylül'de Bursa'da yapılacak. Miting Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Yalova teşkilatları katılımıyla Gökdere'de bölge mitingi şeklinde gerçekleşecek. Sonrasında, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kahramanmaraş. Teşkilatları katılımıyla 18 Eylül'de Kayseri ve Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Bayburt teşkilatları katılımıyla da 25 Eylül'de Erzurum mitingleri olacak. Kalkancı, Bursa ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Gerçi, MHP Genel Merkezi. Planlamasına göre Göktere'deki Bursa mitingine bir ay var ama hazırlıklar başladı. Aradığımızda, miting tarihi 11 Eylül'ün, Bursa'nın kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle çok anlamlı olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı şunu söyledi. Sayın Genel Başkanımız sık sık Bursa ayağa kalkarsa, Türkiye ayağa kalkar. Diyor. Biz de 2023 için Bursa'nın ayağa kalktığını göstereceğiz. Salıcının altı, lı masaya bakışı, uzlaşma, bir araya gelme ve yakınlaşma. Olay. I ziyaretinde, CHP örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ile olay.com.tr de yaptığımız söyleşide altılı masanın yapısı ve siyasetteki rolünü de konuştuk. Konuya, elimizi vicdanımıza koyalım, diye başlayıp şunu söyledi. 5 ila 6 yıl önce CHP ile milli görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi beraber olur mu dense, hayır denirdi. O masada, çok partili hayata geçtikten sonra kadim rakibimiz olan Demokrat Parti var, biz varız, İyi Parti var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, farklı pencerelerden bakan, çözüm ortaya koyan köklü siyasi geleneklerin temsilcileri var. Ardından, sorun olmadığını vurguladığı altı, Lı Masaya bakışını açıkladı. Bu iktidar Türkiye'yi ağır bir noktaya getirdi. Çözümü için uzlaşmaya ihtiyaç var, bir araya gelmeye ihtiyaç var, yakınlaşmaya ihtiyaç var. Doğum günü pastasını birlikte üflediler. Cumartesi günü, Mudanya'daki kapalı pazar yeri temelini atıp olayı ziyaret eden CHP örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı daha sonra CHP İl Başkanlığında milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. O gün, CHP İl Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in doğum günüydü. Arkadaşlarının hazırladığı pastayı da, CHP iktidarı, Dileyen salıcı Güneş birlikte üflediler. Karacabey hızlı tren ve yük trenine hazırlanıyor, güzergahı görüştüler. Aslında Türkiye için tarım ambarı ovasıyla tarımsal üretim üssü olan Karacabey, bir yandan da gelişen sanayi sahil bölgenin sanayi üretimi için çok önemli bir bölge. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ve Çanakkale Köprüsü ile işlevi daha da artan Karacabey özellikle demiryolu eksiğini hissediyor. Bu da Bursa Yenişehir Osmaneli hattında çalışmaların sürdüğü, hızlı trenle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak yüksek standartlı demiryolu hattı projesinin Bursa'dan Bandırma'ya uzatılmasıyla giderilecek. İşte, bu projeyle ilgili son durum, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan. Iğne hafta içinde Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Doktor Yalçın Eğilgün'ü ziyaretinde ele alındı. Ankara'daki görüşmede daha çok hızlı tren ve yük treninin Karacabey güzergahı ile istasyon yerleri üzerinde çalışma yapıldı. Yenişehir Filipe Uçuşları Buluşması, Bursa, ulaşım ağlarının ortasında ama ulaşım yatırımları ve planlamalarında çok geride. Yenişehir Havaalanından da iç hatlar seferleri arttırılamadığı gibi dış hatlar kapalı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin, uçuşları arttırmak için geçen yıl Bulgaristan Filibe Havaalanı da inceleme yapmıştı. Bu kez, Filibe Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Deutsche Angelov ve Genel Müdür Krasimir hafta sonu Yenişehir Filibe uçuşları için Bursa'ya geldiler.